İyi akşamlar sevgili futbol severler. 22. haftayı geride bıraktık. Adana Demirspor 1, Fenerbahçe 1 kapanış maçı az önce sona erdi. Bu maçın yorumları için sevgili hocamıza döneceğiz ve tam 45 dakika sonra bu enteresan karşılaşmanın önemli pozisyonları, golleri, tartışmalı pozisyonları masaya yatırılacak. Lider Galatasaray 51 puanda, Fenerbahçe 45 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bugün Başakşehir'de Kayseri'de kaybetti ve sıralama bu şekilde oluştu. Hemen maçın bitimiyle sevgili hocamıza dönelim. Neler söyleyeceksiniz evet. Hocam? Bir birlik beraberlik, çok enteresan bir oyun, çok tartışmaya açık bir yönetim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Maçtan önceki yani beraberlik desen sürpriz demez insanlar. Belki oyun içerisinde de hani pozisyonlar sayılabilir. Ama öncelikle kurulma 8.5 ailesine, sonrası tabii hem Fenerbahçelisi hem Galatasaraylısı hem Beşiktaşlısı bütün futbol severlere tabii de kendime saygım olmasa ben bu programı yapmazdım. Onu söyleyeyim size. Asla yapmazdım. Ben daha önce zaman zaman serzenişlerim olmuştur. Hangi takımda olsun kendim gördüğüm objektif olarak yorum yapmışımdır. Kendi camiamdan da zaman zaman eleştiri almışımdım ama futbol adil oyun değil. Bugün yıllarca belki de sadece penaltılar falan olarak nitelendirmemek lazım. Gerçekten de izleyiciler de mesela lider Galatasaray'la oyunculara da antrenörüne de bir saygısızlık yapacak halim yok. İşte oynuyorlar, kazanıyorlar. Dün de söyledik işte penaltı, hatta yayıncı kuruluşta dahi beklenmeyen top denmiş. Bana göre penaltı diye düşünüyordum. Ben o konularda mümkün olduğu kadar şey yaparım ama bir yıllarını futbola vermiş. Şunu da söyleyeyim, o konuda mütevazı olmam. Çok büyük futbolcuydum. Bayağı büyük futbolcuydum. Hatırlamazlar gençler. Sonra da kısa dönem antrenörlükte çok başarılı değildim. Kısa dönem sürdü. Sonra futbolda genelde hakem konuşulurdu. Erman Hoca ile başlattı. Ahmet Hoca'nın da devam ettiği Ahmet Hoca kulvar değiştirdi. İnsanlar izler izlemez saygı duyulacak bir kulvar seçti. Ama futbol oyununu Türkiye'de konuşmaya getiren benimdir. Yani hem futbolculuğumla hem de yorumu ilk ben Lig TV'de çalıştığımda 4-4-2, 3-5-2 eğer bugün futbol yorumu ve yorumcular varsa benim de bunda bir payım vardır diye düşünüyorum. O konularda da asla mütevazilik yapmayacağım. Dönelim 30 sene önce düşündüğün zaman yoktu böyle şeyler. O yüzden de bugün affınıza sığınarak çok teknik konuşmak istemiyorum. Hatta Fenerbahçe'nin oyuncu değişikliklerine Mehdi ne yazalım dedi hocam dedi. Dedim yazma. Bunları yazarsam izleyiciye saygısızlık olur. Ya Rıdvan sen ne anlatıyorsun? Bir katliam vardı. Sen neredeydin? Başka maçı mı seyrettin? Derler bana. Adana Demirspor'un beklenmeyen topu yorumcular öyle diyor ya. Beklenmeyen toptur İrfan Can'ın. Ama pozisyon bence penaltıdır. Aynı yorumu yapmalarını beklerim ama ben aynı yorumu yapıyorum. İkinci penaltısı net Altay'ın, çok iyi oynayan Altay'ın zamanlama hatasında net penaltıdır tartışmasız. Hiç problem yok. Biri golle sonuçlanmıştır, birini de kaçırmıştır. Onun dışında da bireye çarpmıştır, kaçmıştır, şudur budur. Valencia'ya 3-4 tane pozisyonu vardır. Bunlar o oyunun detayları. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında 6 puan geriye düşmüştür. Eyvallah. İlk kez de düşmüyordur. İkili averajdan dolayı ben bunu 7 olarak hesaplıyorum. Daha önünde çok ciddi 14 maç vardır. Ama ben hep şöyle söylüyorum. Ya bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlaşılacağım diye korkuyorum. Bir gün Aziz Bey'e dedim ki Aziz Yıldırım'a 2015 filandı galiba 2016 filandı. Ben pek kulübe giden bir insan değilim. Çok uzun yıllardır da gitmiyorum. Bir gün Aziz Bey kulüpte oturuyorduk. Aykut Hoca vardı yanımda. Dedim ki benim 25 yaşım halini getirin. Aykut Hoca senin de gol kuralı halini getirelim. Toprağı bol olsun, Lefter abi de olsun. Cemil abi de gelsin. Olamayız dedim. Transfer listesi var önlerinde. Sonra Ali Bey başkan oldu. Aynı cümleleri kendisine söyledim. Ali Bey bir yıldır da görmüyorum kendisini. Telefonla dahi konuşmuyorum. Fenerbahçe başkanı bizim de başkanımızdır. Bunun sebepleri olması lazım. Sebepleri aslında bugün her şey verilen verilmeyenlerle ilgili değil. İki haftadır bilinçaltı İki yardımcı hakemin 90. dakikada kaldırdıkları bayraklardan belli. Ümraniye maçında 90. dakika
Bir gol oluyor, Fenerbahçe atıyor. Ve görüş açısı da çok net olduğu halde kurala sığınarak, sığmaması, bayrak kaldırıyor. Sonra fazla var beklemeden hemen 7-8-15 saniye sonra hop gol çıkarar çıkıyor. Bugün de beklenmedi fazla. Açıkçası bazı pozisyonlar olur. Biz gözümüz yanılabilir. Pozisyon offside çıkabilir veya değil çıkabilir. Aslında VAR'a falan hakeme ihtiyaç olmayan bir pozisyonda aslında o şeyin belgesidir benim söylemek istediklerimin. Son iki haftaya Fenerbahçe yenilmedi son iki hafta. Ama beraberlik galibiyet gollerinde bilinçaltı yardımcıların şak diye bayrak kaldırıyorlar. Bir tanesi Kadıköy'de kaldırıyor. Batshuayi değmemiş adama attırıyor oyundan. Bugün mesela bir tane daha çarpıcı örnek vereyim. Penaltılara gelmiyorum. Batshuayi rakip oyuna çabuk başlamak üzereyken önüne geçti. Hakem de sarı kart gösterdi. Top nerede biliyor musun? Rakip ceza sahasının 15 metre önünde. Kaleci Altay topu başlatmak istedi. Parmaklarına vurdu veya engelledi. Sarı kart göstermedi biliyor musun? Onyekuru galiba. Hadi diyelim ki avantajı oynattın ama parmağına bir şey olmuş. Tedavi edirken avantajı oynattım gel sarı kart demez misin? O sarı kartsa bu ne? O değilse bu neye sarı kart? Şimdi bunları çok yatırabilirim. Artılarını da yazar. Hani Fenerbahçe'nin lehine yapılmış hata zorlarsam bulurum yani. Zorlarsam bulurum. Ama bugün kemiksiz iki tanesi pen yedi. Bak pen yedi penaltı değil. Pen yedi ben getireyim hadi benden olsun da. Samet'e yapılan. Onda da hadi biraz daha dedim kurcalayayım ondan önce bir faul var mı diye baktım bir. Hani olabilir mi diye ki haksızlık yapmayayım. Ama sonuçta her ihtimale karşı hakemin penaltı vermesi lazım. VAR'ını da çağırması lazım. VAR'ı çağırdın, aradın. Fenerbahçe'nin aleyhinin daha önce pozisyonu diyebilirsin bak. İki, Ener Valencia'nın hani devrede dedim ki ya bakacağım diye. Hı hı. O da pen yedi. Hem topuktan hem de asıl adalesine diziyle vuruyor oyuncu. O da pen yedi. Batshuayi'nin NDI ile karşılıklı diye baktım ya. Çok yavaş yavaş oynattım. O penaltı. O pen yedi değil, o penaltı. Bu ikisi pen yedi. Şimdi bunları üst üste koyduğun zaman Samet kafaya çıkıyor, çıkmak istiyor. Belanda tamamen kontrolsüz geliyor. Üzerine abanıyor falan filan. Böyle bir garip garip. Hakem de gözünün önünde vermiyor. Diğer oradaki arkadaş Koray Hoca da yani zahmet edip çağırmıyor. İrfan Can da çağırdığı gibi. Değil mi? Evet, orada çağırıyor. Sonra Mert Hakan'ın golünde mesela Fenerbahçe Galatasaray maçında ikinci golde ben tahminim Kerem'e değdi top. Futbol aklımda. Sadece tahmin yürüttüm ama kanıt sunamam. Zaten o günkü VAR hakemi de kanıt sunamadı Abdülkadir Bitken. Bir iki üç dakikada bakıldı. Sonra değmiş olabilir dendi. Çünkü izlemedik. Verdi. Bak ona bile bir şey demiyorum. Tahmini Fenerbahçe'nin aleyhine olması normaldir de. Hani ona da bir şey demiyorum. Şimdi bugün kanıt aradılar. Böyle top değil. Bak ben değdi gördüm ama son pozisyonda. Buna da bir şey demiyorum. Oyun kuralı ayrı tartışılır. Çünkü Mert Hakan değil de. Mesela geçen gün Beşiktaş maçında kural ne diyor? Belitto'nun eline çarpıp Genk'in önüne düşüyor ya. Bu sene değiştirmişler. Asist yapabilirsin, gol atamazsın demişler. Şimdi orada asist var. Bu kuralın sıkıntısından bahsediyorum. Yani Mustafa'nın cümlesi ondan aldım. İstem dışı elle çarpma var. Beşiktaş'ta oyuncunun. Evet. Genk'in önüne düşüyor. Ama kural diyor ki kardeşim asist yaptı. Kendisi atsaydı iptal edecektik. Böyle saçmalık olur mu? Mert Hakan mikroskopla baktık, bulduk eli. Ama o ara Mert Hakan değil de 35 metreden Batshuayi vursa gol vereceklermiş. Neyini konuşayım yani? Çok böyle geride kalan 20 haftayı konuşmam. Geçtiğimiz yılı konuşurum. Ondan önceki bir kere seneyi konuşmam. Daha önceki yılları konuşurum. Bu konuşmanın sebebi hani şundan dolayı değil. Yanlış anlaşılmasın ha. Bu Serdar Tatlı'dan dolayı değil. Evet Serdar Tatlı hata yapmıştır ama Serdar Tatlı çok namuslu, düzgün, aslanlar gibi bir buçuk senesini geçirmiştir. Rıdvan Dilmen sezonu dediler. Bu sene başka bir sezon, geçtiğimiz sene başka bir sezon. Benim öyle bir, keşke iyi de olmuş Rıdvan Dilmen sezonu. Fenerbahçe üçüncü oldu biliyorsun o sene. Ama Serdar Tatlı'nın gitmesini federasyonu da istiyordu. Kulüpler, özellikle büyük kulüpler, hatta Ali Koç da dahil olmak üzere, onu da söyleyeyim. Burak Elmas da dahil olmak üzere. Ahmet Nurçebi zaten Ahmet Ağol istemiyordu. Birkaç tane buldular. Hop hop hop. Erdemli davrandı.
ayrıldı. Türk futbolunun en temiz 1,5 yıldır. Söyleyeyim size, hiç tartışmasız. En temiz. Şimdi hiç temizmemiz değil. Yıllardır da temiz değil, onu da söyleyeyim sana. Çok çirkin futbol oynanıyor. Adaletsiz bir oyun düzeni var, futbol düzeni var. Oyuncu hangi kulüp olursa olsun bir oyuncuya 2 maç ceza verirler, 1'e düşer. Hakem yanlış mı rapor yazdı? Yanlış yazdıysa maçı atama. Diğer taraftan yine 2 maç verirler, 1'e düşer. Bir Türkiye'de oluyor bu işler. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Veya bunu Fenerbahçeli bir oyuncu aklına gelirse onu da söyleyebilirsin. Önemli değil. Ama güven artık futbola kalmadı. Mehmet Bey, Nihat Bey, Servet Bey, güven falan yok. Güveni siz aldınız birkaç yıldır, hop götürdünüz. Şimdi göreceksiniz, bakın göreceğiz. Bu MHK'de gidecek. Belki de tahkim kurulda gidecek, disiplinde gidecek. Gidecek, olacak. Bir şey değişmeyecek. Hep şahıslar üzerinden gitmekten problem yanlış. Onun için hani bir de şunu söylüyor. Bu sistem değişmesi lazım. Hangi sistem gelecek? Ne sistemi gelecek? O da yanlış. Sistem çok şeydir. Nedir? Ucuz bir savunmadır. Hadi şimdi insanlar gidecek. Ben problemliysem ben de gideceğim. Kim problemliyse gidecek. Bu gelen MHK problemliyse, federasyon başkanı problemliyse, tahkim kurulu problemliyse, geçtiğimiz yıllarda ben yaşadıklarımızı hep beraber görüyoruz yani. Her şey mübahtır abi Türk futbolunda. Sonra yok marka değeri, ucuz kelimeler falan. Ne var? Çok para veriyorlar ha. Bu dijitlik falan. Vallahi bak Katarlılar falan kızıyorlar da. Yemin ediyorum çok para veriyorlar. Ben olsam o kadar vermem onlara yine. Niye vereyim ki? Böyle bir oyun yok. İşte gözünün önünde bütün milyonlarca insan seyretti. Emin ol benim Galatasaray arkadaşımla konuştum. Ya böyle de olmaz dedi ya. Bu da olmaz ya, ayıp dedi ya Samet'in pozisyonu için. Hani öbürlerinde neyse dedi. Doğaldır. Ya dün şeyin pozisyonu penaltı değil dediler ya, Galatasaray'ın pozisyonu ya. Ya hangi amaçla diyorsunuz kardeşim? İnsanlar niye kafasını şey yapıyorsunuz? Sonra Ali Palabayık en ciddi maçı Galatasaray maçından ceza almıştı. Bu arada Fenerbahçe, Volkan Bayarslan, ben beğendiğim hakemdir. Ali Palabey'i eskiden beğenirdim. İkisi ceza aldılar, beşer altı falan. Bu Ali Palabey'le şey. Arada bir kupa ama lige Fener maçlarıyla dönüyor. Cezalı hakemler Fenerbahçe maçıyla geliyor. Ya bu yapay zeka, bak sizler ceza aldılar. Bunları bir yapay zeka bir ayarlayalım şu kağıda, tak diye Fener'e mi denk gelsin diyor. Son 2 maçına bakın. Kasımpaşa maçı Fenerbahçe'nin Volkan Hoca. Volkan Bayarslan. 5 hafta önce veya 6 hafta önce ortalama Aralık ayında, tabii Aralık ayının 21'inde bir maçtan dolayı ceza aldı. Hiç lig maçı yönetmedi. Arada bir Alanya'ya gönderdiler kupa maçına. Tekrar lige ne zaman döndü biliyorsun? Fenerbahçe maçıyla döndü. Ali Palabıyık en son yönettiği maça baksınlar, en az 3-4 hafta olmuştur. Sonra kupa maçını falan saymasınlar sakın bana. Birdenbire Fenerbahçe maçını da sahalara döndürüyorlar. Ya bu tuhaf değil mi arkadaş ya? Bana birisi anlatsın ya. Tuhaf değil mi? Bir de Batu Şua'ya attıran yardımcı hakemine, bugün bayrağı kaldıran yardımcı hakemine baksınlar. Bir de VAR kayıtlarında, hani Özgür Türkay bitti ya, orada bir tane çok konuşan vardı, Bülent. Birinci, o ne oldu? Devam ediyor. Niye devam ediyor? Yani eğer Özgür Türkalp'te bir hata varsa siz ortalığa serdiniz VAR kayıtlarını. Dünya standartının üstünde. Niye Galatasaray'ın VAR kayıtlarını veriyorsunuz? Böyle bir FIFA'ya sordunuz UEFA. Hadi kendinizi kurtaracağım diye verdiniz. Şu açıklamayı yapsaydınız. Bir Fenerli olarak söylüyorum. Evet, maçta VAR odasında problem olmuştur. Artık maç yönetmeyeceklerdir. Anlamayacak mıydık biz? Suistimal. Peki ses kayıtlarını dinledik. O yanında devamlı golü iptal etmek için uğraşan bir arkadaş vardı. O niye devam ediyor, Özgüç gidiyor? Hani şu oldu, hiç sesini çıkarmaz, ona da razıyım. Hani şunu demesi lazım, bak Özgüç var. Bak bu pozisyon, hiç arayıp bulmayalım falan dese, onu demesin, desin ki ya hocam. Veya hiç yorum yapmasın, böyle dursun mesela, tamam mı? Hiç durur, avar olarak dursa, hiç ben çizgiden sorumluyum falan dese, sussa, bir şey olmaz. O devam ediyor. Peki onun ne özelliği var arkadaşım? Veya Özgüç giderken hangi özellikten dolayı gitti? Yanlışsam zaten sen sorumlu olan kişi, 2 kişi var. Birini gönderiyorsun. Biri devamlı konuşuyor. O yırtıyor. Ve o zaman nasıl bir adil oyun oynayacağız? Biz neyin teknik yorumunu yapacağız? Acun kardeşimden de hakkını helal etsin. Taraftarlar da
Türkiye'deki milyonlarca taraftar da hakkını helal etsin. Sen de hakkını helal et. Tabii ki kameraman arkadaşlar da. Gerçekten yani öyle parasında pulunda falan hiçbir zaman olmadım. Allah herkese nasip etsin ekmeğini de. Çok artık dayanılacak gücüm gerçekten kalmadı. Fenerbahçe ilk defa mı şampiyon olmayacak olmazsa? Hani diyecekler ki Fenerbahçe için. Diyelim ki 8-9 sene mi oldu? 9 oldu. Ben kaç yıldır yorumluyum? 9 senedir yapmıyorum yorumculuk. Ben 8 yıldır Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında ben burada yok oturmuyor muydum stüdyoda? Mesele bu değil. Mesele her gün karanlığa gömüldük. Uzun bir kere fırsat yakaladılar. Bak babamın oğlu değil. Sevdiğim bir arkadaşım. Namı bir tane bak canlı yayındayım ya. Bir tane federasyon yetkilisi Nihat Bey, başkan vekilleri, yöneticiler. Bir tane de herhangi bir kulüp başkanı, küme düşen de dahil. Serdar Tatlı'yı aradık. Biz bunu yaptırdık desin hadi. Bak razıyım. İşte işlerine gelmedi. İşlerine niye gelmedi biliyor musun? Mesela geçen bir televizyon seyrediyorum. Arkadaşım dedi ki yanlış bilgi almamıştır muhtemelen. Ya bunu X kulüp başkanı yolladı bu beyakiyi. Bir de biz yolladık diye bir de hava yapıyorlar herkes. Çünkü Türk futbolunda özellikle 1,5 sene önce veya 2 sene önce çok ciddi radikal karar ve şey aldı. Elindeki donelerle Serdar Tatlı. Yani Murat yapmasın demedi. Çünkü elinde kanıt olması lazım. Çünkü ekmeğiyle oynayamazsın ki bir hakemin. Oynayabilir misin bir hakemin? Yani sen iftira Allah korusun. Gitti VAR kayıtlarını dinledi. Sessiz sedasız federasyon rapor sundu. Federasyonu da dedi ki kardeşim talimat değişikliği gerekiyor. Yapalım dediler. Yaptılar. Hakemlerin işine son verdiler. Sonra bir dediler ki ya bu FIFA hakemi UEFA bize kızar dediler. Sonra kendi elleriyle gönderdiler 4 ay sonra bu hakemleri. Hani FIFA kızıyordu? İşte o gün o 3-4 tane kelle vardı. Onları alsalardı. Bunlar resmi kayıtlarda var ha. Alsalardı şimdi Türk futbolunda hiçbir şey olmadı. Sonra 8 Mart'ı yaptılar. Asıl sıkıntı oradaydı. Orada 8 Mart yaptılar. Arada çürükler de vardı. Arada iyiler de vardı. Onları da arada getirdiler. Sonra da bir daha ne dedim sana? Bugünleri ararız dedim mi demedim mi? Sezon başı. Bir maçtan dolayı. Daha doğrusu 13 Mart'ın bir de anlatıyoruz da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. MHK Başkanı geliyor. Eyvallah. Hanım arkadaşım. Ben de tanırım. Üniversite konferansları çağırmıştır beni de. Eyvallah. Bir hafta önce diyorsun ki Özgür Yankaya yanlış yaptı. Hakemi niye çağırdı ki Beşiktaş maçında diyorsun. 6 gün sonra maçı atıyorsun. Var hakemi atıyorsun. Eleştiriyorsun teli. Ben diyorum. Ben şimdi eleştiriyorum. Kardeşim kaleci İrfan Can oynar diyorum. Dün anlattığım gibi. Ama 2 gün sonra Fener antrenör oyum. İrfan Can. Altay'ı oynatıyorum. Hı. Sen şimdi MHK'ye geldin. Hadi atamaları Sabri Hoca yapmıştı. Sonra sen gelip sormuşsun. Sen gidiyorsun bu kez. Şey atıyorsun. Geçen hafta Beyin Spor'da milyonlarca insana diyorsun ya. Ki Beşiktaşlar da diyor ki ya niye çağırmadı diyecek değil mi? Doğrusunu söyle aslında. Doğru yorum yapıyor. Yani protokola göre çağırmaması lazım. Ama sonra sen o çağırmaya hata yapan adama prim veriyorsun. Önemli bir maça veriyorsun. Allah'tan çocuk da fena değildi de maçtaki hakem. Özgür Hoca da bir problem yaratmadı. Gizli kapılar altındaki sıkıntılar herkesin elini kolunu bağlamış vaziyette. Ama ben Fenerbahçe'den şunu söyleyeyim. Yediler doymadılar abi. Ya doyun mu ya? Azımsal. Yani çok acayip şeyler oluyor. Hayırlısı. Sağ salim lig bitsin inşallah. Sonra da bir tatile gidelim. Daha çok da var ya. Tabii ki bu demek değildir ki Fenerbahçe şampiyonluktan koptu. Ama ben... Tam oraya geleceğim. Şöyle Muratçığım kusura bakma. Ha. Yani 6 puan hayır. Bitti mi her şey? Şimdi tabii ki bitmedi. Hatta ben Bozkurt vardı Fenerbahçe'de. Çok düzgün bir insandır. Sevdiğim bir insandır. Kendisi de beni sayar sever. Bugün maçtan önce ilk 11'i merak ettim. Baktım Bozkurt vardı. Orada şöyle bir hava oluşturuldu. Fenerbahçe'nin son şansı. Bu havayı oluşturanlardan biri bendim. Hani şu anlamda demiyor muydum? Fenerbahçe öylesine bir eşikte ki... Puan kaybına... %20 daha düşer şampiyonluk şansına diyordum. Hı hı. Ben bunları 6 puan olabilir fark ikili avarajdan dolayı demiyordum. Benim söylemek istediğim bunlar. Bunlar. Geçmişte de çok var. O yüzden Fenerbahçe de, televizyonunda yorum yapan. Bugün yorum yapan. Bizde de buradaydı biliyorsun daha önce.
Sonra devre arasından sonra şeyde çok sevdiğim bir insandır. Üstü kapalı herkes eleştirirken ben de eleştirilerden nasibimi aldım. Ama ben böyle gördüğüm için. Onun için 6 puan kapanır mı kapan? Yoksa tabii Fenerbahçe'nin potansiyeli, kulübü, futbolcu kadrosu. Bir taraf Galatasaray'da iyi bir takım. Şampiyonluk yarışında 11'de 11 yapmış. Bunlar başka bir şeyler. Ya bırakın adil yarışsınlar. Fener ikinci mi olur, üçüncü mü olur? Size ne abicim ya? Size ne yani? O Fenerbahçe'nin sorunu, taraftarının sorunu, oyuncuların sorunu, teknik direktörün. Hani Jesus centilmen mentilmen diye. Atılmasa niye atılmadın derdim ya. Küfür etmediyse, itiraz etmese. Ya en sonunda adam 60 küsur yaşında yeter dedi ya. Hani çocuklar gene sabır gösterdiler dedi. Yeter ama dedi ya. Kaç senedir futbolun içerisinde bu adam? Çok. Hareketli bir insandır eyvallah. Hani sakindi, hani hiç şeydi, hiç demeçlerinde şeydi. En son bak ben bile atılırdım ha. Oyuncular yine sabırlı çocuklar ya. Bari son dakika hani anladım gözünün önünde faul var vermiyorsun be kardeşim ya. Aman ha Fener gol atar diye. Zaten bayrak sen kaldırma yarım metreden çıkıyor yerden. Kaldırma. Zaten 5 saniyede karar verdi var. Aman aman hemen santraya gitti. Uzatmayalım bu işi dediler. Çizdiler mi abi? Gerek kalmadan ver. Yok, sonra verdi. Tamam. Zaten kafa orada yani. Kafa orada. Aman yardımcılar ekstra kötüydü. Fenerbahçe kazanır diye ötleri koptu. Orta hakem ekstra. Ekstranın ekstrası orta hakem. Ay yardımcılar da ekstra kötüydü. Yani ama Fenerbahçe hatırla çok genelde. Net Valencia'nın offside'ında. Fenerbahçe maçlarında özellikle yardımcılarda böyle sıkıntı oluyor. Son iki golü ya. Son Fenerbahçe'nin Kasım 2 deplasmandaki golünü yardımcılar iptal etti. Var olmasa Fenerbahçe hatta 2-2'ye yakalanıyordu. 2 oradan gitti Fenerbahçe'nin puan diyelim. Şimdi de gitti zaten 2'de 4. 4 puan gidiyor. Ha, var olmasa gitti zaten. Hop uçtum gittim. Bu arada var olsa da bir şey olmuyor. Var Fenerbahçe'nin aleyhine bir tane pozisyon var ve doğru bir karar veriyor. Bak gel diyor. Hoş diğer hakem hocalarının bazılarına göre bence bu da onlara göre şey de hani ne derler? İstem dışı harekette. Bana göre penaltı ama onun dışında da Fenerbahçe'de ya 3 tane penaltı pozisyonu var ya. 2 tane pen yedi, 1 tane penaltı pozisyonu var. Çağır alttan var, dizden var. Hani Ener Valencia'ya dedim ya. Onunla ilgili biraz sonra göstereceğim ya. Ya bir insan ilk ayıp. İlk yarının sonunda. İlk yarının sonunda ya. Durup dururken düşer mi adam? Ha numara yapabilir oyuncu, şunu yapabilir. Eyvallah. Ama öyle düşüş şekli var. Tamam sen atladın. E arkadaş sen görmüyor musun orada ya? Cin gibi İrfan Can'ı yakaladın da. Onu mu yakalayamadın? Endiyan'ın sarı kartsız bitirdi maçı ya. Daha ötesi var mı Endiyan'ın? Ben haksız. Yok. Ya sarı kartsız bitirdi. Onyekuru, Svensson. Sadece onu zoomlayın, seyredin. 4 defa sarı kart görmesi lazım be kardeşim. Arkasından çekiyor, vermiyor. Yerdeki adamı küfür ediyor, bir şey olmuyor. Fenerbahçe'de de 3 sarı kart. Yazarlar Fenerbahçe, Rıdvan çıldırdığı falan diyor. Hiç çıldıran falan yok. Ben de sürpriz değil. Ama benim de bir sabrım var. Bir yere kadar dayanıyorum. Görüyorum bazı şeyleri. Hop cezalar iner kalkar. Yok bir şey olur. Garip garip şeyler oluyor. Cezadan dönen hakem Fener'e gelir. Ya gelmişken bari şey yap ya. Böyle FIFA hakemi misiniz ya? Bir Allah'tan korkun ya. Hadi kural korkunuz yok. İnsanda kural kanun korkusu olmayabilir. Koray Gencerler. Ya Allah'a da sevin ya. Vicdanen ya. Tersi olursa da verin ya. Nasıl Demirspor'da? Aferin sana. Ama öbür tarafta bir vicdanı yok. Hakem karışamaz. Hani bunu hakem karışamaz vardır ya bir de. Bu cümle Fenerbahçe'ye aittir o. Hakem müdahale edeceği bir durum değil. Böyle derler. Hayır. İstedikleri zaman ediyorlar, istedikleri zaman etmiyorlar. Fakat bilinçaltı bakıyorlar üstte ne düşünüyorlar federasyon içerisinde anlamında söylüyorum. Veyahut da ne düşünüyorlar bu düşünceye göre de hareket ediyorlar. Aman diyorlar bizi işe almayalım. Fenerbahçe'yi ben temizlersem bize bir şey olmuyor. Aman diğer takımlara dokunmayayım diye diye. Vallahi Dijitürk çok para veriyor ha vallahi. Çok beklerler daha televizyonlar verecek diye. Onu söyleyeyim. Murat'cığım sen biraz yorum yap rica edeceğim. Yani şimdi... Yok ya yok. Hakikaten biraz sen oyunu konuş. Ben de özür dilerim zaten. Oyunu konuşmak... Siz varken bana düşmez bakın, bir yıl. Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Kulübü tarihinin en güzel yıllarını geçiriyor 2 yıldır. Transfer yapıyor, iyi oyuncular alıyor. Doğru mu? Yani ligde de belli bir durumda. Geçen hafta Malatya'da tek kale oynadılar, Sivas'ı yendiler.
Bugün de kazanabilirlerdi. Bunlar başka bir şeyler. Ama bu maçı vicdanları rahatsız ediyor abi yani sonuçta ya. Bir de şunu anlayamıyorum tabii ki. Futbolcu hırsız olacak, futbolcu hani rakibine karşı sert olacak, sert derken tekme falan diye. Ya bir başladı dört. Şimdi Emre Akbaba'yı ayırıyorum, o insanlık efendisini ayırıyorum. Yani ya kardeşim sen Galatasaray'da oynamıyorsun artık ya. Sen Adana Demirspor futbolcusun ya. NDI'ye, şey öbürüne Onyekuru. Nedir bu ya bu? Tiğiniz ne yani sizin Fener'le probleminiz? Kadıköy'e geldiniz. Gol attın eyvallah. İyi futbolcusun alacaksın tabii. Sen niye tahrik edersin insanları? Ne hesabın var? Ne iş? Hiç bunun karşılığında Adana Demirspor Başkanı gel kardeşim buraya. Sen ne yapıyorsun demez misin ya? Burası Türkiye. Bugün varsın yarın yoksun. Herkesi birbirine mi düşüreceksin derim. Adana yani. Demirspor Başkanı hakemler hakkında yaptığı konuşma yüzünden cezalı değil mi? Ya Murat Sancan, Murat Sancan daha geçenlerde hatta Aspor'daydı. Hatta çok iddialı bir demeci vardı. Ya ne iddialı demeçleri olmadı ki. Bir sürü iddialı demeçler oldu ama kardeşim yani diyorum ya sana bir insanın da kanun korkusu yoksa onun üzerine bir de Allah sevgisi olmazsa Allah korku o zaman Allah korkusu getirir sevgisi olsa her şey olur abi Türkiye'de. Ya inanılır şeyler yaşanmıyor ya. Vallahi Avrupa'dan falan bunları bilseler çok yani rezil kepaze oluruz yani. Peki hocam Konya formsuz. İnşallah bu arada şunu da söyleyeyim ha. Yayıncı kuruluşta öyle sektirmesin görüntüleri rica edeceğim. Böyle şap diye tartışmalı pozisyonları göndersinler ki onları biz... Kaç dakikamız var görüntülere çocuklar? 12 dakika sonra Adana Demirspor Fenerbahçe maçının özet görüntüleri ekrana gelecek. İlhan Palut gittiğinden beri maç kazanamayan, kupaya veda eden bir Konyaspor var. Evet. Pazartesi akşamı Kadıköy'de Konyaspor rakibi. Ama diğer yandan sonraki hafta belki de son haftaların en formda takımı Kayseri ile oynayacak Fenerbahçe. Çok devre zor. Arasından sonra sakinleştik ya biz. Ben sakin sakin söyleyeyim. 5 tane yeseniz de benim için hiç gibi Fenerbahçe'de ne Cezus'a ne de oyunculara. Bak geçmişte ben eleştirdim. Bunun altında da sığınmasınlar. Bu ayrı konu. Hayat devam ediyor. Fenerbahçe 1907'de kurulmuş. Büyük kulüpler bunlar. Galatasaray 14 sene şampiyon olmadı. Ne oldu abi? Galatasaray'ın büyüklüğünde bir sarsılma mı oldu? Hiçbir şey olmadı. 14 sene olamadı ya Galatasaray gibi kulüp. Ne oldu abi? Şimdi bak rekor kurdu. Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe'de bir şey olmuyor. Ama kalkıyor ayağına. Ama böyle hafif kaldırıkça tap diye vuruyorlar abi. Ama aynenler ha söyleyeyim size. Ama ne yapacaksın? Rıdvan Dilmen konuşsun. Hiçbir şey olmaz sonuçta. Bu ama zorlu maç. Ama bana derse Fenerbahçe kulübü bir gün yani 1.000 lira bulamazsın. Onu da söyleyeyim sana. Yayıncı kuruluşa 1.000 lira veren çıkmaz. Ha demesin tabii ki ya. Ama çok darbe yediği kesin yalnız. Bir Fenerbahçe olarak üzgünüm. Bir futbol adamı olarak daha da üzgünüm. Yani sorularım hep futbolun içinde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki. Ben sorayım. Vallahi ben sorayım. Yok sorular yok. Şey var aklındaki sorular. Tamam, sor ben cevaplayayım. İşte sordum mesela şimdi formda formsuz Konya, formda Kayseri sonra bay. Yani bu 6 puanlık farkla girilen bu sert virajda şimdi, neler öngörüyorsunuz? Sporcular kesinlikle ve kesinlikle bunun altında sığınmamalılar. Tabii ki mücadelelerin devam etsinler. Ama oyuncu da bir insandır. Bu gelişmeleri görünce, dayak yiyince, hiç de karşında bir problem olmayınca, haksız bir rekabeti görünce, bunun altında sığınma olarak ben nitelendirecek şey bir insan değilim. Ben de futbolculuk yaptım. Ben Anadolu'da da oynadım. Yani büyük kulüplerde başka bir şeydir oynamak. Küçük hani Anadolu kulüplerde başka bir şeydir. Yarı sahaya geçirmiyorlardı vallahi. Gece bekçisi gibi çırt 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 sahaya geçirmiyorlardı bizi. Fakat teknoloji değişmesine rağmen yine çok farklılık yok. Fenerbahçe Konyaspor yendi. Diyelim ki Galatasaray Trabzon'a kaybetti. 3 puan kaldı değil mi? Evet. Çok ciddi. Beni pek ilgilendirmiyor ama onu söyleyeyim sana. Ben kendi açımdan söylüyorum. Oyuncular buna sığınmamalı demek ucuza kaçmış olmak demek. İnsansınız, bilirsiniz. Gelişmeleri görürsünüz. Tabii geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Mutlaka
bu mentaldeki oyunculara mümkün olduğu kadar hak verip, saygı duyup bekleteceksin. Başka arda marda bu çocuklarla oynamaya çalışacaksın. Taraftar da tabii ki zaten gelecektir taraftar işine gücünü yapmaya. İşini yapmaya devam edecektir. Fenerbahçe 6 puandan dolayı değil, konjektörlerin şampiyon olmayacağını düşünüyorum ben. 6 puan değil, 2 puan da olsa fark etmez. Bu arada Giresunspor maçını kaybetmedi mi? İçeride. Evet. Eleştirmedik mi? Hakeme tek kelime konuştuk mu? Konuşmadık. Yani en fazla hata yapmışım. Burada yanlış var. Bak hata başka bir şeydir. Yanlış. Hata Ali Palabeyik yapmışsa hatasını düzeltmekle VAR sorumludur. Ama sen yanlış yapıyorsun. Ama VAR'ın düzelttiği şeyler de olmadı mı hocam yakında? Mesela Antalya'da 90+8'de Antalya'nın beraber... Mesela VAR orada devreye girmedi mi? Mesela yani, Ümraniye'de girdi. Şimdi, hayır, siz doğrusunu yapın zaten. Ben işte doğrusunu söylüyorum. Yaptığı da oluyor. Fenerbahçe'nin aleyhine çağırdığı için tebrik etmedim mi şimdi 10 dakika önce? Koray Göncer'den İrfan Can'la ilgili çağırması doğru demedim mi? Çok hakem hocası beklenmeyen pozisyonu demesine rağmen bence VAR protokolüne uygun şekilde çağırdı. Evet. Ya ben de diyorum ki onu yapıyorsan, Antalya'da bunu yapıyorsan tamam mı? Bunu da yap. Niye yapmıyorsun? Elinden tutan var. Ama niye yapmıyor biliyor musun? Bak biraz önce bahsettiğim arkadaş benim özel problemim olabilir mi onunla? Olmaz. Kardeşim niye o futbol sahalarında hala VAR odasında? Herkes dinledi. Adam iptal ettirmek için uğraşıyor. Özgüç'ten daha fazla uğraşıyor. O zaman siz de dinlediniz. Hatta dinlemediniz, bir de bize verdiniz, dinlettiniz insanlara. O zaman al onu görevden. Niye almıyorsun? Almazsan böyle olur işte. Böyle olur. Peki bu yönetim yeni gelen MHK üzerinde daha birinci haftada büyük bir baskı oluşturmayacak mısınız? Ya şimdi Lale Orta, Sabri Çelik vesaire vesaire. Tekrar söylüyorum, Serdar Tatlı'ya yürüyorum. Allah'ım inşallah gelmez bir daha. Çünkü en kahraman Rıdvan bana ne abi? Çünkü Türkiye'de futbolun adil oynanmasını istemiyor abi futbol camiasındaki insanlar. Medyada da var bazı insanlar. Herkesi suçlayan, haklarını helal etsinler. Kulüpte, federasyonda da var. Adil oynanmasını istemiyorlar abi. O adil adam olduğu için lig tarihinin son 20 yılda en çekişmeli sezonu oldu. Bu sezon. Fenerbahçe Sivasspor'u 1-0 yendiği gün Ali Bey şunu söyledi. Ya dedi çok kötü oynadık dedi. Bu takımın reaksiyonu, hani kazansak şampiyon olacağız belki dedi. Kayseri maçı kalıyor. Oyuncuları bir haklı bir şey yaptı. Bak serzenişte bulundu. Yani elimize gelmiş bir hafta kalmış. Kazansak 1-0 Sivas'ın iddiası yok. Düşme potasında yok. Ama önce kendi istemedi Serdar Hoca'yı. Önce kendi istemedi. Riva'ya gittiler. Hoca'yı da sokmadılar toplantıya. Burak Bey vardı. Trabzon Başkanı vardı. Otellerde buluştular. O oldu, bu oldu falan derken. Hop adam gitti. İstemezler tür adamı. Şimdi Mehmet Bey de geldi. Yani hiç kimsenin haberi yokken hop hop. Ne, kriterin neydi bilmiyoruz ki. Mesela şunu yapardım ben. Lale'nin gelir misin rica etsem? Bir kahve söyleyeceğim. Siz geçen hafta bu Özgür Türkalp, Özgür Yankaya'yı salladınız da bunu niye verdiniz derim. Edemezsen o zaman böyle olur. Şimdi her şeyle ilgilenmen normal değil ama her konuda bir fikri var başkanım. Hukukta var, VAR da var, hakemde var. O zaman siz dersiniz ki buyurun kardeşim. Peki siz federasyon olarak bütün kurulları değiştirdiniz. Eyvallah. Niye merkezi değiştirmediniz? Geçen sene de çok tartışılıyordu. Sonra değiştirdiniz işte. Neden değiştirdiniz? Soru bu. Hangi kulüp istedi veya hangi kulüpler istedi? Kulüpler istediği biçimi değiştirmediniz. Şimdi niye değiştirdiniz? Kimse değil. Haberi yok. Son günlerde PFDK üstünde de yoğun. Abi ben hani ben burada zor bir şey sormuyorum. Bu Mete Kalkaman. Bu Rozier, tamam mı kardeşim? Bunu atıyor bu oyundan. Raporunu yazıyordur. Ben keyif için attım demiyor. Sonra kurul, disiplin kurulu 2 veriyor. Burası 1 indiriyor. Şimdi burada üçgende problem var. 1, buna maç veriyorsun. 2, disiplin hayatına devam ediyor. 3, takvimde devam ediyor. Bak 3 farklı olaydan bahsediyorum sen. Ne düzelir ki?
Tabii sadece o olaydan değil, birkaç... Abdülkerim var, Fenerbahçeli, Alper Potuk var. Yani aklıma geldikçe söyle, ben hatırlatırım Fenerbahçeli. Yok yok, ben hatırlamıyorum. Yani, yok yani benim. Şu son dönemde başkanlara verilen cezalar vesaire de çok tartışılıyor. Tabii canım. Süreleri. Anadolu Kulübü Başkanı'na veririm. O ayrı konu. Ama dediğim gibi hukukla mukukla alakamız yok yani bizim. Rahmetli babam bana 1900, pardon affedersin, ablama, Allah'ın nuru için, bir mektup yazdı. Benim ablam Çamlıca Kız Lisesi'nde okuyordu, Ufuk ablam. Sonra üniversite önce yatılı. Babam da rahmetliyle mektuplaşıyorlar işte. Babam da daktiloyla, Arzu Halci'di, daktiloyla yazıyor. Ablam üniversite imtihanına girecek. Başa hukuku koymayı düşünüyorum baba, diyor babama. O da diyor ki hiçbir zaman bizlere, ben çocuktum tabii, ufaktım, ben 12 yaşında vefat ettim de. Çocuklarına hiç öyle bağırıp çağıran bir insan değildi. Çok değerli bir insandı. Erbil gibi. Allah. Kızım diyor, mektup bende şimdi. Ablam da ben aldım. Kızım diyor, tabii ki senin tercihindir diyor. Ama diyor, Türkiye'de hukuk yok, hukuk var diyor. Yine de iyi düşün diyor. Sonra ablam psikolojiyi tercih ediyor. Tabii ki değerli hukukçularımız vardır, ayrı konu, ama hukuk var, hukuk. Benim annem hukukçu. Ben bak 74, mektup 1973'te yazılmış. 1973. İşte kural burada, hakimin raporu burada. Oyun kuralları kitabı önünde. Var hakimi, kurallara göre uygulama yapacaksın. Geçen hafta gerçekten kural dışı çağırıyorsun. Bunu da zaten beyan ediyor MHK Başkanı. MHK Başkanı onca görev veriyor. İyi o zaman abi. Peki 2 dakikamız kalmış. Özet görüntülerinin gelmesine bir puan durumu alabilir miyiz Yalkın? Son duruma bakalım. 22 hafta geride kalırken, 21'er maç zirvede takımlar geride bırakırken. Yalnız bu şimdiki Mehmet Bey'le ilgisi yok ha. Geçtiğimiz sene falan da öyleydi, merak etme. Diyorum ya sana. Kapalı kapılar ardında şu listeyi al, bunlar gidecek diyorlardı. Tabii bunlar gidecek diyorlardı. Yok sonra bunu keselim, bu devam etsin diyorlardı. Kurullarda 2 maçtan 1'e o zaman da vardı, yanlış anlama yani. Keşke düzeltmiş olsaydı Mehmet Bey geldiği zaman, ama aynı devam ediyor maalesef. Evet, ne kadar kaldı? Puan durumunu biraz sonra vereceğiz. 51 puan 21 maçta Galatasaray, Fenerbahçe 21 maçta 45 puan. Başakşehir 40 puanda kaldı, sürpriz bir mağlubiyet aldı evet, hocam. Bugün seyrettim maçı da. Onur Bulut'u seyrettim, hani Fenerbahçeli. Evet, şu anda gündemde. Vallahi, yalnız 94 olmuş, 28 yaşında. Yalnız artık çocuk var ya, çünkü sürekli oynayan ve deparlı oynayan, Ferdi gibi. Oynayan bir oyuncu oldu. 93'te artık var ya, bitti çocuk yani. Git geldi. Beşiktaş da alsa, Fenerbahçe de alsa faydalı olur. Bakalım hangi takım transfer edecek? Başakşehir'de tabii zirve yarışından koptu bugün. Evet, Beşiktaş 22 puanda, pardon 39 puanda, bir maçı eksik 20 haftada, 20 maçta. Adana Demirspor 38, Trabzonspor 38. Bu arada tabii 8. Konya'nın 27, 6. Trabzon'un 38, arada Kayserispor yukarı ve aşağıdaki gruptan tamamen kopmuş bir ekip. Süper Lig'de hukuken tek transfer yapamayan kulüp. Ve bence en flash takım bu. Bravo. Bir de Antep. Erdal evet. Güneş eski futbolcudur Antep'te. İyi de futbolcudur. Gelmesi gereken yerlere de gelmedi. O da ayrı konu. Ama Antep'i de çok seviyor. Antepli muhtemelen. Ya dedim, kim de almış Erol Hoca'dan sonra, aktım Erdal Güneş. 2'de 2 oldu. İyi de top oynadılar ama bu devam eder diye de demiyorum, ama Erdal Güneş'i de ve Antep takımı da ekonomik olarak bu sıkıntıda bu önemli dedi. İşler yapıyor. Bir reklam arası, arkasından maçın özet görüntüleri. Sivas Galatasaray maçında ofsaytımsız skandalıyla şu andaki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan. Bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyoruz. İvan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledişi. Hakemle tartışıyoruz. Vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonraki gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı uslup. Bir şey daha merak ediyorum. Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımıyız şampiyonluk adaylarında. Açık ara en centilmen teknik direktöre sahibiz.
neredeyse bir kere hakem yorumu, federasyon yorumu, saha dışı yorumu yapmamış bir insan. Ben biliyorum, gitti hakeme dedi ki o son faulde, çizgi üzerindeki top dedi faul. İçeride değil, ben biliyorum. Dışarıda ama dedi faul. Fenerbahçe lehine faul. Ve bu adam ne Türkçe biliyor ne İngilizce biliyor. Herhalde bir önceki hayatında Lipalo büyük Portekizliydi. Çok iyi Portekizce konuşuyor. Bu cümlesinden dolayı Sayın Jorge Jesus kırmızı kart gösterdi. Şimdi camiamıza da bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi, kötüyü, onu seviyoruz, bunu sevmiyoruz, buna muhalifiz, bunun yanındayız. Onu da bırakalım, nelerle uğraştığımızı. Biz yönetim olarak, sporcularımız olarak hepsini görüyorsunuz. Beraber olalım. Bu savaşta çünkü ya beraber kaybedeceğiz ya beraber kazanacağız. Ama biz birlik olursak, yakın geçmişte de örneklerinde olduğu gibi, biz bu ligi de bitiririz, bu ligi de şampiyon bitiririz. Son bir kere daha Sayın Büyükekşi'ye soruyorum. Bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? Ali Palabıyık yönetimi hakkında ne düşünüyor? Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Çünkü bu yıllardır burada yer etmiş. Bu anti Fenerbahçe lobisi, MHK'nin içindeki o çöreklenmiş, geldiğimizden beri savaş vermeye çalıştığımız zihniyet gider ayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası artık TFF'de ve Sayın Büyükekşi'de ve onun yönetiminde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, bir bir sonuçlanan karşılaşmanın ardından bakalım teknik adam görüşleri nasıl? Jesus kırmızı kart gördüğü için Sayın Jesus, João Dedius yardımcısı konuşmuş Fenerbahçe teknik heyeti adına. İki takım da harika bir mücadele sergiledi ama bugünkü hakemler maçın seviyesini kaldıracak durumda değildi. İlk yarıda golümüzdeki ihlali gören VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları görmedi. Son pozisyonda da net faulü vermediler. 6 puanlık fark hızlıca kapanabilir. Bu ligde her şey mümkün. Bugünkü gibi oynarsak maçları kazanma ihtimalimiz yüksek. Tabii ki hakemler normal yönetirse. Evet. Montella'ya geçmeden... Geçelim Montella'ya. Geçelim, peki. Eğlenceli bir maç oldu. Bu şekilde geçmesini de bekliyorduk. Sonuna kadar kazanmayı denedik. Skoru almışken de mesafeler açılınca beraberlik golünü yedik. Fenerbahçe'de ne kadar mücadeleci ve hamle gücü yüksek bir takım olduğunu gösterdi, demiş. Adana Demirspor gerçekten bu ligde izlenmesi keyif veren bir takım. Bugün de iyiye yakın. Ama Fenerbahçe'nin en iyi deplasman performanslarından biriydi bugün için. Olumsuz şartlara rağmen diye düşünüyorum. Ener Valencia'ya ilgili yorum yapmadı. Çünkü Ali Palabi'nin o pozisyonu penaltı vermemesi normal. Ama VAR müdahalesi gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum ben bunu. Zaten 2-3'e çıkacak bak seyrettikleri zaman. Penaltı pozisyonu. Peki hocam, teşekkürler. Cumartesi 16'da Sivas Beşiktaş devre arası maç sonunda %100 futbolda Rıdvan Dilmen'le birlikte tekrar karşınızda olacağız. Az sonra son kararda Fırat Aydınus'la birlikte Adana Demirspor Fenerbahçe maçını bir kez daha masaya yatıracağız.